Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde her geçen gün artan hayvana şiddet olaylarına yetkililerin duyarsız kalıp ilgilenmedikleri iddia edilirken bazı vatandaşlar kendilerinin de tehdit altında olduklarını ileri sürdüler. Hayvanseverler ve Hayvan Hakları Koruma Dernekleri durumun ciddiyetinin her geçen gün arttığını, hayvan katletme vakalarının hunharca işlenen toplu katliamlar haline dönüştüğünü belirterek yetkilileri görevlerini yapmaya davet ettiler. Son iki gün içerisinde Mahmutlar Mahallesi'nde yaklaşık 50 kedi zehirlenerek öldürüldü. Kedilerin cansız bedenlerini bulan vatandaşlar duruma isyan ederken telefonla ulaştıkları yetkililerin ise yardım taleplerini geri çevirdikleri ve ellerinden bir şey gelmediğini ifade ettikleri ileri sürülüyor. Ne? Ciddi misiniz? Evet. Evet. Allah belalarını versin. Dün sevdik bak. Yok. Geliyoruz biz çocuğumuzda size. Hepsini mi zehirlemişler? Hayvanseverler ve Hayvan Hakları Koruma Dernekleri çalışanları ise kendilerinin de can güvenliği olmadığını, defalarca tehdit edildiklerini iddia ettiler. Hayvanseverler kedi katliamı ve tehdit edilme konusuyla ilgili Din TV mikrofonlarına şunları söylediler. Sadece zehirleme değil, bazı konularda da örneğin bu memleketten gidin yani tehditleri de alıyoruz maalesef. Çünkü ya bunlar konuyla ilgisi olmayan tehditlere de maruz kalıyoruz. Sadece benim oturduğum sokakta 1,5 senedir 50 tane hayvan yavrusu ve anneyle birlikte katledildi. Yok işte insanlar bahane arıyor. Bunu buradan kaldırtalım, sökelim, atalım, yakalım, yıkalım diye böyle tehditler alıyoruz devamlı. Fakat işte bu tehditlerimizin de hani şeyi yok, yanımızda görgü tanığı yok, şahit yok, ispat yok. Birebir olduğumuz zaman bu tehditleri alıyoruz daha çok. Yani onun dışında kontrol altında tutuyoruz burayı işte. Onun kardeşinin ölüsünü ben gönderdim. Ben onu sağlam Konya'ya götürecektim, ölüsü gitti tahlil için. Birkaç tanesini götürdüm, veterinere yetiştirmeye çalıştım ama kurtaramadım çocuklarımı. Gerçekten bu, biz gerçekten çok, artık yani gücümüz kalmadı. Ben gerçekten yıkıldım yani. Ben 3 gündür dengem bozuldu. Sürekli çocukların ölüleriyle karşılaşıyoruz sokaklarda. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi bakın Mahmutlar'da sistematik olarak, bakın geçen yılda aynı şekilde bir Rus'un değişik bölgelerde yayılarak zehirleme yaptığı tespit edildi. Biz bunu jandarmaya, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız çalışma sonucu bildirdik. Ondan daha sonuç alamadık. O zaman da ölen kedi sayısı 80 kadar vardı. Değişik bölgelere yayılmış. 4-5 gün önce de 3 güne yayılan bir olay var. 3 gün içerisinde toplamda bizim arkadaşlarımızdan aldığımız raporlara göre değişik bölgelerde, bakın şu muhtarlığın olduğu yer, Carrefour, işte bu bulunduğumuz bu Kedevi bölgesi, bir bölge daha var. Bu bölgede toplam 46'ya yakın kedinin öldüğünü bizzat bize beyan ettiler. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise kedi öldürme olayları ile ilgili yaptığı açıklamada yetkililerin gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bu son günlerde, son hafta içinde 40-50 adet kedinin öldürüldüğü tespit edildi. Benim hatta burada 2 tane kedim vardı. Onlar da zehirlendi. Tabi Alanya Belediye'mizden veteriner çağırdık, götürdüler. Sonuçta bize dediklerdi, öldü dedi. Hemen bizim 100 metrelerimizde kedi evi var. Orada da 10-12 tane kedinin öldüğü tespit edildi. Tabi hayvan seven de var, sevmeyenler de var. Ama hayvan sevmeyenler, yani sevmedikleri için öldürmelerine gerek yok. Niçin öldürüyorlar? O sonuçta can ve ekolojik dengeyi sağlıyor. Fareyi, yılanı, kedi yiyor yani. Ve Allah'ın verdiği canı Allah alır yani. Ben kınıyorum buradan bunu yapan insanları.